Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri davet sofrasında hissettirecek harika bir ana yemek tarifim var. Bu şekilde porsiyonluk olarak hazırladım, oldukça lezzetli oldu. Hemen yapımına geçelim. Etin pişirimiyle başlayalım öncelikle. Tencereye bir miktar sıvı yağ alıyorum ve kuşbaşı doğranmış etleri ilave ediyorum. Dana kuşbaşı kullandım ve 500 gram yeterli. Etler suyunu salıp çekene kadar ocağın başından ayrılmıyorum. Evet, suyun tamamen çeken etleri şimdi şöyle 1,5 su bardağı kadar kaynamış sıcak su ilave ediyorum. Dilerseniz tencerede de pişirebilirsiniz. Pişip pişmediğini ve suyunu kontrol ederek halledebilirsiniz. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim ve düdüklünün kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar bir açıp kontrol edeceğim. Etim pişerken ben de mantarları soteleyeceğim. Şöyle yarım paket büyük büyük doğranmış mantarı tavaya alıyorum. Yağ falan eklemiyorum bu aşamada. Mantarların da şöyle hafif sulanıp suyunu çekmesi için yüksek ateşte sallaya sallaya kavuruyorum, pişirmeye çalışıyorum. Mantarların pişti, onları bir kenara aldım. Şimdi tavaya zeytinyağı ekliyorum. Şöyle büyük doğradığım soğanım var. Kuru soğanı ilave ediyorum. Kuru soğan hafif sotelenirken diğer yanda doğradığım iki tane biberim var. Biri kırmızı, biri yeşil biber. Hepsini birlikte soteliyorum. İki tane domatesin kabuklarını soydum ve onları küp küp doğradım. Bu şekilde tavamı alıyorum. Dilerseniz bu aşamada tavanın kapağını kapatabilirsiniz. Hızlı bir şekilde domateslerin yumuşamasını istiyoruz. Evet, hemen şimdi tencerenin kapağını açıyorum. Bakın, etler gayet güzel pişmiş ve dibinde bir miktar dahi su da kalmış. Bu şekilde kaşıkla ya da tadına bakarak etin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdi hemen hazırlık aşamasına geçelim. Hazırladığım bu soğanlı biberli karışımı ve mantarları etimin içine alıyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Aslında yemeğimiz şu anda hazır. Dilerseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Ya da başka bir fırın kabına döküp o şekilde servise sunabilirsiniz. Ama ben bugün bu şekilde porsiyonluk güveç kaplara sunum yaptım. Onlar da servisini yapacağım. Hem yemeğin suyundan hem de etlerinden, mantarlarından her bir güveç kapa eşit gelecek şekilde porsiyonluyorum. Dilerseniz bu aşamada eğer etiniz susuz kaldıysa biraz su ilave edebilirsiniz. Domates kullandığım ve biber kullandığım için salça eklemedim ben. İstiyorsanız salça da koyabilirsiniz. Tamamen kendi keyfinize kalmış. Tam 5 porsiyon çıkardım ben bu ölçülerden. Yemeğe 1 adet patates ekleyerek 6 porsiyon çıkarabilirsiniz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Ve fırının en üst rafında ızgara ayarında kaşar peynir eriyip güzelce hafiften kızarana kadar tutuyorum. Şimdi fırına gönderiyorum bunları. Fırından çıktılar. Henüz çok sıcaklar ama gerçekten çok çok lezzetli oldular. Tarifimi denerseniz bana Instagram hesabımda ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.